Ve işte huzurlarınızda Killer Queen stand incelemesi. <laughs> Killer Queen dokunduğu her şeyi bombaya çevirip patlatabilen kedi görünümü bir standtır. Sahibi Kira Yoshikage bir seri katil olduğundan dolayı bu stand ona işlediği cinayetlerde mükemmel bir uyum sağlar. Çünkü Killer Queen'in patlattığı şey her ne olursa olsun tamamen yok olur. Hem de hiçbir iz bırakmadan. Bu sayede Kira 10 yıllarca yakalanmadan cinayetlerini sürdürmeyi başarmıştır. Killer Queen'in bir şeyi bombaya çevirmesi için parmak ucuyla o şeye dokunması yeterlidir. Sonrasında tıpkı bir düğmeye basarcasına baş parmağını aşağı indirerek yarattığı bombayı patlatır. Bu bombalar çevreye fiziksel hasar vermezler. Yalnızca etki etkederler. Ve bu bombalar öyle çok uçuk sınırlara sahip olamazlar. Buna örnek olarak bir binayı bombaya çeviremezsin. Bir arabayı bombaya çeviremezsin. Bir insanı bombaya çeviremezsin. Ama bir kapı kolunu, parayı ve hatta havada süzülen baloncukları bile bombaya çevirebilirsin. Ayrıca Kira yarattığı bu bombaların şiddet seviyesini de ayarlayabiliyor. İsterse çok ufak patlamalar yaratıp bir çantanın düğmesini açabilir, isterse de bir bozuklukla bir insanı patlatabilir veya bombanın şiddetini iyice düşürerek belirli bir nesneyi küle çevirebilir. Bu Killer Queen'in birinci bombasıydı. En basit hali. Ama Killer Queen bununla sınırlı değil. İkinci bir bombaya daha sahip. Killer Queen'in ikinci bombası. Sheer Heart Attack. Sheer Heart Attack, Killer Queen'den bağımsız ikinci bir stand değildir. Yalnızca Killer Queen'in elinden kopan bir parçadır. Killer Queen tank şeklindeki bu bombayı elinden salar ve bomba otomatik olarak hedefini takip eder. Kira asla bu bombayı yönetme gibi bir yeteneğe sahip değildir. Sheer Heart Attack hedefini otomatik takip eder. Ve hedefini belirleme şekli ise ısıdır. Isısı yüksek olan nesnelere yönelir ve yakınına geldiğinde patlar. İnsan vücudunun ısısı diğer nesnelere göre çok daha yüksek olduğu için şir heart attack otomatik olarak en yakındaki insana yönelir. Ancak eğer yakınında ateş yakmak veya ocağı açmak gibi eylemlerde bulunursanız şir heart attack sizi bırakarak ısısı sizden daha yüksek olan yere gidecek ve orayı patlatacaktır. Tabii patlattıktan hemen sonra peşinize takılmayı da sürdürecek. Çünkü Kiran'ın da tabiriyle şiir her tatan hiçbir rakibi olamaz. Tamamen yenilmez. İstediğiniz kadar saldırın, vurun, patlatın. O her zaman sağ kalacak ve sizi takip etmeye devam edecek. Shear her tatağı durdurmanın tek yolu onu bir şekilde sabitlemektir. Ki zaten bunu seride Koichi'nin stand olan Echoes Actray'i gerçekleştiriyor. Geldik Killer Queen'in son bombası olan Bites the Dust'a. Basti Dast'ın kiraya ikinci kez oksaplanması ok ardından Killer Queen'in sahibini korumak için geliştirdiği özelliğin adıdır. Bu özellik tamamen Kira'nın stresine çare olacak ve onu tüm dertlerinden kurtaracak bir yapıda gelişmiştir. Basti Dast'ın yeteneği en basit haliyle zamanı bir saat geriye almasıdır. Ama bu tam olarak nasıl işliyor? Gelin biraz bunun üzerine duralım. Basti Dast'ın gücü Killer Queen'e bir insanı bombaya dönüştürme yeteneğini veriyor. Ama bu bombaya dönüştürdüğü insan sıradan bir insan olmak zorunda. Yani herhangi bir stand kullanıcısı olamaz. Seride bu insan, Kira'nın hayatını çaldığı Kosaku Kawajira adlı adamın oğlu Hayato oluyor. Hayato, bağışlı das gücüyle bombaya dönüştürülüyor ve eğer her kim Hayato'ya Kira hakkında bir soru sorarsa o kişi veriyor ve patladığı gibi zaman bir saat geri alınıyor. Aslında bu güç zamanı patlatıyor da diyebiliriz. Diyelim ki Jotaro geldi ve Hayato'ya Kira hakkında bir soru sordu. Jotaro o an patlar, zaman bir saat geri sarılır ve yeni bir döngüye girilir. Bu döngüde Jotaro ne yapıyor olursa olsun, isterse evinde yatsın, isterse dışarıda dolaşsın, isterse otursun kahve içsin, hiç fark etmez. Ne yapıyor olursa olsun, eski döngüne ne zaman patladıysa tam olarak o zaman tekrardan patlar. Ve bu döngülerin sayısı arttıkça patlayan kişi sayısı da artacaktır. Ve Kira'nın kimliğini öğrenmeye çalışan herkes teker teker yok olacaktır. Kira tüm herkesi patlatmayı başardıktan sonra Bağışlı Das gücünü sonlandırır ve döngüler son bulur. Döngüler son bulduğu anda patlayan herkes ölüp gider ve bunun geri dönüşü yoktur. Ayrıca Bağışlı Das'ta sonlandırıp döngüyü kırmanın bir başka yolu da bomba olan insanın intihar etmesidir. Ancak kileri Queenstown'da intihar etmek isteyen kişiye asla izin vermez ve her seferinde intiharını engeller. Ha bir de tabii bahsetmeden olmaz. Bahsedeceğim, sakin ol, sakin ol. Hadi gelin Part 8'deki Killer Queen'i inceleyelim. Part 8'deki Killer Queen, Part 4'teki'nin birebir aynısı. Sadece ufak farklar var. Ama genel özelliği patlatmak ve sheer heart attack. Bunun dışında bir özelliği yok. Ama şöyle farklar var. Gelin inceleyelim. Part 4 Killer Queen dokunduğu yeri patlatabilen bombalar yaratabilirken, Part 8 Killer Queen dokunduğu yerde patlayabilen baloncuklar oluşturur. Part 4 Killer Queen bir tane şiir heart attack atabiliyorken ve bunun büyüklüğü sabitken Part 8 Killer Queen istediği kadar şiir heart attack atabilir ve bunların büyüklüklerini de patlama şiddetlerini de ayarlayabilir. Ama Part 4'tekinin patlama şiddeti tamamen ısıya bağlıydı. Isı yüksekse çok patlıyor, ısı düşükse az patlıyordu. Part 8'deki Killer Queen bunu istediği gibi ayarlama özelliğine sahip. Ve tüm farklar bu kadar. kanala abone olacağım. Videoyu beğeneceğim ve her yerde paylaşacağım.